Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 3 Şubat 2022 tarihli NBA maç tahminlerinde ve yorumlarında bulunacağız. Kısa yorumlarla beraber bu geceki maçlarda fazla maç var. Ama yine tabii ki her zaman yaptığımız gibi aralarından 4 maç seçip size vermeye çalışacağım. 4 maçın kısa yorumuyla tahminleriyle beraber oyuncuların da üst baremi önerileriyle beraber vermeye çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki videoya maçlara geçmeden önce dünkü videoda 2 Şubat videosunda NBA'de yine full çektik arkadaşlar. 4'te 4 yaptık. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum ve kazanan arkadaşlar bize bir beğeni ve yorum atarlarsa ve bu videoyu artık bir 100 beğeni 100 like'ın üzerine çıkarabilirsek İyi olur arkadaşlar, seviniriz. Abone olmayan arkadaşlar da abone olsun, zillerini atsın. Videoları izleme şansları olsun ve daha fazla kazanma şansı elde edersiniz. Attığımız videoları, tahminleri en azından kafanızda geçirip istediğinizi seçip oynayabilirsiniz arkadaşlar ve ona göre kazanç oranınız artacaktır. Denemenizi tavsiye ederim tabii ki, ama deneyip de göreceksiniz. Önce abone olmanız gerekiyor. Tabii ki tek tek dünkü maçları, full çektiğimiz maçlara geçmeyeceğim. Bugünkü maçlara geçeceğim, fazla zaman kaybetmeyelim diye. Başlıyoruz ilk maçımızla. İlk maçımız Philadelphia 76ers Washington Wizards maçı. Şimdi Philadelphia'yı bir seri yakaladı. İyi bir şekilde kazana kazana gidiyor. Embiid bir maç dinlendirildi ama Embiid MVP seviyesinde oynuyor. 30-40, 35-40, 50 sayı atıyor. Yani takıma iyi bir şekilde liderlik yapıyor ve üst sıralara taşımayı başardı Philadelphia'yı. Tabii ki onların hedefi en azından ilk 4'te yer alabilmek. İlk 4'e, ilk 2'ye girebilmek. O şansları da var. O takımları da var aslında. Neredeyse eksik yok tabii ki Ben Simmons dışında. Ve iyi bir şekilde kendi evinde oynuyorlar. Zor maçlar olsa da bazı maçları tek sayıyla da kazanmayı başardılar. İyi bir şekilde kazanma şeyi oluyor. Washington ise bir mağlubiyet serisine girdi. Washington Wizards Bradley Beal hala oynamıyor. Bu maçta da oynamayacak. Kyle Kuzma son dönemde formda oynuyor. İyi bir şekilde oynuyor ama ona rağmen Washington bir türlü maç kazanamıyor. Şimdi Embiid'e karşı, yani Philadelphia'ya karşı işleri bayağı bir zor. Özellikle pivotta Embiid'i ne Gafford ne de Montrezl Harrell durdurabilir. Bu konuda kesin Embiid onlara bayağı bir üstünlük sağlayacaktır. Ve burada tabii ki Philadelphia'nın galibiyetini öneriyorum. En az 3.5 handikaplı Philadelphia'nın galibiyetini rahatlıkla alabilirsiniz. İsteyen tabii ki daha fazla handikaplar da alabilir. Washington'un düşüşü devam edecek gibi gözüküyor. Oyuncu yüz baremlerine gelince Joel Embiid 32 sayı üstünde yine atacaktır. Onu deneyebilirsiniz. Yine bir 30-35 sayı civarlarına çıkmasını bekliyorum Embiid'in. Kyle Kuzma da 20 sayı atacaktır. O da 19 sayı üstünde. Onu da kullanabilirsiniz. Kyle Kuzma 19 sayının üstünde atacaktır. O da bir 20 sayı ve üzerine çıkma imkanı olacaktır diye düşünüyorum. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Dallas Mavericks Oklahoma City. Dallas'ta tabii ki son dönemde Doncic'in formuyla beraber bu maçta Porzingis oynamayacak, sakatlığı var. Tim Hardaway da oynamayacak sakatlık yüzünden. Ama Doncic bu formuyla beraber ve yandan gelen destekle beraber, özellikle Jalen Brunson, Finney Smith gibi oyuncuların desteğiyle beraber maçları kazanmayı, Dallas'ı üst sıralara çekmeye başarıyor. Bu yılda öyle oluyor, öyle gözüküyor tabii ki. Doncic varken Dallas'ı yenmek biraz zor oluyor. Oklahoma'da ise Jrue Alexander yok hala. Onda sakatlığı var. Oklahoma tabii ki bazı maçları enteresan bir şekilde kazanıyor ama burada Dallas'a karşı hem de Dallas'ın kendi evinde işleri zor. Burada Dallas'ın galibiyetini öneriyorum size. En az bir 4.5 handikaplı, yani en az bir 5 sayı farkla Dallas yenecektir. Tabii ki isteyen burada daha üst handikaplara da gidebilir. Dallas bu maçı en az bir 10 sayıyla da kazanma durumu var. Oyuncu yüz baremlerine gelince tabii ki Oklahoma'da Josh Giddey enteresan bir şekilde oynuyor. İyi bir şekilde gelişiyor. Josh Giddey'nin 14 sayı üstünü alıp kullanabilirsiniz bu maçta. 14 sayı üstünde atacaktır.
Ve Dallas'ta tabii ki Luka Doncic de 28 sayı üstünde atacaktır. O da bir 30 sayı civarlarına yine çıkmasını bekliyorum bu maçta. Doncic'in de 28 sayı üstünü alıp kullanabilirsiniz. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız yine enteresan maçlardan biri olacak. Sacramento Kings Brooklyn Nets maçı. Burada tabii ki Brooklyn'de Kevin Durant hala yok ve mağlubiyetler gelmeye devam ediyor. Ama bu maçta James Harden'la Kyrie Irving oynayacaklar. Sacramento karşısında, Sacramento'da da De'Aaron Fox hala sakat gibi gözüküyor, oynamayacak. Orada Marvin Bagley de sakatlara girdi. Sacramento play-in potası için uğraş veriyor biraz ama işleri zor. Bayağı bir geride kaldılar. Oraya kadar gelebilecekler mi belli değil. Onlar iyi bir şekilde oynamalarına rağmen maç kaybetmeye devam ediyorlar. İnişli çıkışlı performanslarla. Şimdi kendi evinde oynayacaklar Brooklyn'e karşı. Brooklyn'de bir seri mağlubiyetlerden sonra liderlikten 6. sıraya kadar düştü. Artık play-in potasında da düşme durumu var. O yüzden artık kazanma zorunda. Brooklyn'de artık bir kazanma serisine yavaş yavaş girmesi gerekiyor. Bu maç onlar için iyi bir şans olacak. Hazır Sacramento gibi bir takım karşısında Kyrie Irving ve James Harden ikilisi diğer oyuncularla, özellikle Patty Mills'in desteğiyle beraber bu maçı kazanacaktır. Size önerim Brooklyn Nets'in galibiyetini almanız. Bu maçta 1.55 gibi güzel orandan Brooklyn kazanır. Ne yapar ne eder, artık bu maçı kazanması gerekiyor Brooklyn'in biraz daha üst sıralara çıkmak için ve biraz daha üst sıralarda tutunabilmek için. Yoksa şampiyonluk hevesleri bu yılda galiba uçup gidecek erken, eğer ki üst taraflarda kalamazlarsa. Sacramento'da ise Harrison Barnes'ın üstünü deneyebilirsiniz. Onu da üst baremine alabilirsiniz. 16 sayı üstünde atacaktır. Bu kez Sacramento'da Harrison Barnes geçen maçta atamadı ama bu maçta atar. Çünkü tabii ki boşluk var center'da. Center'dan pivottan girip fazla sayılar üretebilen bir oyuncu Harrison Barnes. Orada bir boşluk var zaten Brooklyn'de, oradan girip fazla sayı üretecektir. Brooklyn'de ise Kyrie Irving, tabii ki Kyrie Irving'in de 26 sayı üstünde skor liderliği onun elinde olacak. James Harden daha çok pasörle oynayacak. Kyrie Irving daha fazla sayı atacaktır. Burada Kyrie Irving'in 26 sayı üstünü alabilirsiniz. O da bir 30 sayı civarlarında bu maçta atacaktır. Maçı kazandırmak anlamında Brooklyn'e. Geliyoruz 4. maçımıza. 4. maçımız Los Angeles Lakers Portland maçı. Los Angeles Lakers'ta LeBron James'in durumu belirsiz. Bu maçta da oynamayacak gibi gözüküyor ama kesin değil. Maç öncesi kadrolara bir bakarsınız. Ama Anthony Davis oynayacak. Şimdi bundan önce LeBron James'i Anthony Davis'siz bak seyrediyorduk. Şimdi Anthony Davis'i LeBron James'i seyrediyoruz. Hala daha toplanamıyorlar. Ama Anthony Davis'in liderliğinde Portland karşısında tabii ki Lakers kendi evinde oynayacağı bu maçı kazanması gerekiyor. Onlar da üst sıralarda kalabilmek için, ilk altılara tutunabilmek için en azından şu anda play-in potasındalar. Ama hedefleri en azından ilk altıya çıkıp play-in oynamadan play-off'lara kalmak. Artık onların da bir kazanma serisine yavaş yavaş gelmeleri gerekiyor. Portland ise bir şekilde play-in'in son sırasında 10. sırada tutunmaya çalışacak. Lillard'ın yokluğunda ve diğer oyuncuların yokluğunda tabii ki orada McCollum döndü, Norman Powell döndü, Yusuf Nurkiç var, yine de etkili oynuyorlar. Ama Los Angeles Lakers karşısında zorlanacaklardır. Özellikle Anthony Davis karşısında. Anthony Davis yavaş yavaş form tutturmaya başladı. Bu maçta etkisini gösterip takımına liderlik yapıp maçı kazandırmasını bekliyorum. Burada size önerim Los Angeles Lakers kazanır. Zor da olsa, son toplarda olsa, bir sayıyla da gitse maç uzatmaya da kalabilir, uzatmaya da kalsa Los Angeles Lakers burada maçı kazanacaktır. 1.55 orandan, güzel orandan Los Angeles Lakers'ın galibiyetini alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince tabii ki CJ McCollum 21 sayı üstünde atar, onu deneyebilirsiniz. Ve dediğim gibi Lakers'ta Anthony Davis burada bir patlama yapıp 30 sayı civarlarına atması gerekiyor. Onun da 25 sayı üstünde atmasını alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra öne çıkartacağımız ikiliyi vereceğiz. Her zaman yaptığımız gibi öne çıkartacağımız ikili şöyle arkadaşlar. Dallas Mavericks Oklahoma City maçı. Dallas kendi evinde farklı kazanır. Dallas'ın galibiyetini alabilirsiniz. En az 4.5 handikapla, en az 5 sayı farkla Dallas kazanacaktır. Tabii ki isteyen daha yüksek handikaplar da alabilir. Ama Dallas farklı bir şekilde Oklahoma'yı kendi evinde yenecektir.
İkinci maçımız da Sacramento-Brooklyn maçı. Yani Brooklyn kazanır. Öne çıkarttığım ikinci maçta Brooklyn'in galibiyeti. Dediğim gibi James Harden, Kyrie Irving ve Patty Mills üçlüsü bu maçta ağırlığını koyup Brooklyn'e bu maçı kazandıracaklardır. Brooklyn'in de galibiyetini alabilirsiniz 1.55 oranından. Öne çıkarttığım ikili bu. Tabii ki üçlü yapmak isteyenler diğer maçları da kullanabilir. Karar sizindir arkadaşlar. Bu geceki videomuz böyleydi. Herkese bol şanslar, iyi kazançlar. Bizi izlemeye devam edin, destek olmaya devam edin. Abone olup bildirimlerinizi açın. Daha yüksek seviyelerde olalım, daha güçlü olalım ve size daha fazla kazandırma şansı elde edelim arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Hoşça kalın.